Merhaba sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bugün soruları Gofret size soracak. Gofret. Evet. <laughs> i̇şte Gofret. Yok, Gofret sormayacak. Gofret beni ısırmakla başlıyor. Şu anda gördüğünüz gibi beni ısırıyor. Sorular her zaman olduğu gibi. Sevgili Ayşe Naz, Hazal, Sezen soracak. Hazal'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Hala, i̇yiyim çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim. O başladık Gofret. kamera açılınca bu coşuyor. Bayağı ısırıyor ha. Sakin de ama hocam bakıyor. şu 5-10 dakika. Bu da kamera seviyor. Şov. Ya hayatımız biliyorsun şov hayatı artık. Böyle <laughs> kamera açılınca coşarız biz. Kediler neden <laughs> ısırır konulu bir sonraki soruyorum da kanlı ellerimle karşınıza geleceğim efendim. Bazen Hocam, böyle oturup şey... sabaha kadar yorumları okumak istiyorum canlı yayında. Yapsam mı öyle bir şey acaba? Hı? Hocam ben şöyle söyleyeyim. Gofret buradayken ben soru soramam. Ona kilitlendim. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Siz isterseniz yorum. Ben yavaş yavaş <laughs> tahliye edeyim Gofret'cim. Görüşürüz. Aa, yok. Gofret'in tırnaklarını tatlı. kestirme vakti gelmiş. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben soruya girmeden önce sanıyorum hep <laughs> Esma Arslan galiba bir yıldır mal adaptif daydreaming. Evet. Bak cevap evet, veriyorum. Bir Burada güzel. olduğunu düşünüyorum yeni yorum yazdığı için. Mal adaptif daydreaming işi gücü bırakıp hayale dalmak demek. Zararlı bir şey yapmayın. Tamam mı? Pıh. Mal adaptif daydreaming böyle bir şey. Cevap vermiş olalım. İnşallah bir daha gelmez. Çünkü ne zaman soruyorum bir gözüm solaş ondan kayıyor maladaptif daydream sorusu gelecek mi acaba bugün diye. Artık onu da cevaplamış olalım. Zaten bütün YouTube videolarımızın hepsinin altında mevcut. Daha fazla bir şey söylemek ister misiniz hocam? Yok yeter. Tamam. <laughs> Çok sorulan soruya kısaca Hocam şey, evet değil mi? Kültürel kodlarla alakalı bir soru sormak istiyorum. Buna benzer soru tipi çok geldi ve çevremde de denk geldiğim için artık sormanın vakti geldiğini düşünüyorum. Çok ilginç bir soru olacak. Tam bilimsel dayandıramıyormuşuz gibi yine yorum gelebilir ama eminim ki kültürel olarak açıklayacağız bunu. Evlenirken korkuya kapılıyorlar. Bu nasıl bir korku? Evlenme korkusu değil. Geri dönememe korkusu, çaresiz hissetme, özel aileye de... geri dönememe korkusu gibi mi? Evet, tam Hı. onu ekleyecektim. Özellikle evlenen kişi aileden uzağa gidiyorsa ailenin hırçınlaşması çok söz konusu. Ki ben de bu son dönemde, özellikle bu Covid döneminde evliliklerin çevremde artmasıyla birlikte buna dair benzer hikayeler duymaya başladım. E soruların içinde de vardı. O zaman bu bizim gördüğümüzden daha büyük bir problem. Büyük bir problem. Ee, ve Özellikle kız çocukları, aileler korkuyor mu hocam? Yani neden böyle bir davranış sergiliyorlar? Neden çocuklar giderken bir anda hırçınlaşıyorlar? Hem de bunu eğitim seviyesi fark etmeksizin neredeyse her aile tipi gösteriyor. Büyük laflar etmenin riskli olduğu bir alan burası. Fakat hem gözlemsel hem de daha önce özellikle aile çalışmaları yaptığımız sosyolog, sosyal psikolog arkadaşlarla üzerinde çokça muhabbetini yaptığımız... Ve maalesef hayatımızda da değişik vesilelerle hem kendimizde hem etrafımızdakilerde müspet menfi örneklerine şahit olduğumuz bir mesele ile ilgili. O mesele de şu ki ailelerin çocuk sahibi olma ve çocuk yetiştirme sırasındaki temel kültürel kodlarıyla alakalı bir durum. Genellikle Avrupa ülkelerinde belli zaman geçiren bizim buralardan birilerinin orada en hayret ettikleri şeylerin başında işte trafiğin düzeni falan gibi sosyal sistemlerin yanı sıra bir de mesela 18 yaşına gelmiş insanların hızla böyle özgür bir hayata adım atabilmeleri, anayı babayı terk edip efendim hemen kendi hayatlarını kurabilmeleri, aile bağlarının zayıflığı bazen sitayişle bazen esefle anlatılan anekdotları süslüyor. Belli ki Avrupayı ve Amerikan vari yaşam tarzında. Amerika'da biraz daha arada gibi bu durum. Amerika biraz daha tutucu bir ülke çünkü. Ama Avrupa'da genel olarak böyle aileden bir bize göre erken kopuş hali var. Bizde de tam tersine 45-50 yaşına gelse de evin oğlu ya da kızı, evlenip barklanıp çoluk çocuk sahibi olsa da o her zaman anasının oğlu, babasının kızı modunda bir maalesef kopmayan göbek kordonuyla bağlı gibiler. Şimdi bu sonuç tabii yani bu sonuç üzerine ameliyat yapmanın çok bir manası yok. Neden böyleye bakmanın birkaç perspektifi var. İpucu vereyim bizim toplumun nasıl bir şey olduğunu daha ileride antropolojik okumalarla ilgilenenler bir araştırsınlar. Mesela çocuk sahibi olma. Bu çocukları iş gücünde, mal paylaşımında ya da bir gücün, aşiretin, saltanatın devamında kullanma fikri. Acaba hangi dönem toplumlarına aittir diye baktığımızda. Bir kere tarım toplumlarında arsa, mal, mülk vesaire o emtianın bırakılacağı, kendisinden sonra devam ettirilmesini sağlayabileceği bir aile yapısına, çoluk çocuk yapısına çok ihtiyacı var. Orta çağda Avrupa'da daha evvel açık beyinde canlı yayında yaptığımız sevgili Rui Diagon'un online seminerlerine falan çok konu ettiği bu evliliğin orijini diye bir mesele var. Evlilik meselesi doğrudan mal mülk korunmasına dair bir sözleşme olarak ortaya çıkıyor. Hatta onun iddiası kaynakta gösteriyor. Uzunca bir dönem orta çağda aşık olanların evlenmesi yasak mesela. Aşkın evlilikle ev daha ziyade bir hani böyle bu mallar kime gidecek nasıl kayıt altına alınacak bir iş ortaklığı falan gibi tasarlanan bir şey mi? Özellikle Avrupa kültürün kökeninde böyle bir durum var. biz birçok çağ geçirmiş olmamıza rağmen bazı atasal kodlarımız maalesef değişebilecek kadar uzun bir kültürel baskı ya da yönlendirme altında kalmamışız gibi gözüküyor. Şöyle açıklamaya çalışayım bunu. Biraz hızlı geçmiş devirler bizde ve üzerimizde çok fazla iz bırakmamış gibi duruyor. Çünkü şu andaki toplumsal reflekslerimiz bazen yani nesiller boyunca büyük şehirlerde yaşamış insanlarda bile görüyoruz. Daha kırsal kafayla bakıyoruz meseleye. Yani mesela çocuk çocuklarımız onları işte işlerimizi devam ettirecek ikinci nesil yetiştirmeler olarak gördüğümüz, bizim yapamadığımız şeyleri yapma görevi yüklediğimiz, ölene kadar bizim çocuklarımız olarak kalmaları gereken, gençlik dönemlerinde çocuk ve gençlik dönemlerinde onlara yaptığımız bakım yatırımını ileride bize bakarak geri ödemeleri gerektiğini zımnen zannettiğimiz, böyle garip kodlamalarla bezediğimiz bir şey çocuk yetiştirme gibi duruyor. Çok az sayıda aile, yani çocuklar ergenlik dönemine girdikleri zaman onların artık başka insanlar olduklarını, başka hayatlar kurabileceklerini, başka yollar, başka inançlar takip edebileceklerini fark edebiliyorlar ya da bunu içselleştirebiliyorlar. Ama onun dışında maalesef böyle bir kopmayan göbek kordonu gibi bir bir şey var. Mesela daha böyle çok tecrübeli boşanma işleriyle uğraşmış birkaç avukat arkadaşlar değişik televizyon programları vesilesiyle bir araya geldik. Ben bu konuyu hep merak ettiğimden mesela bu yönde soru sordum. Sorduğum soru onlara ilginç geldi. Çünkü onların çok gözledikleri bir şeymiş. Boşanma vakaları ya da boşanılamayan aile içi şiddetin yoğun olduğu durumlar, aile içi gerginliğin yoğun olduğu durumlar, yeni aileyle ebeveyn ailelerin yakın olduğu durumlarda çok artıyor. Tabii bunun istisnaları da var. Yani kayınpeder, kayınvalidesiyle çok iyi geçinen gelin damatların olduğu, büyük ailelerde gayet ponçik ponçik yaşayan insanlar da gördüm ben ama Maalesef azınlıktalar. Genellikle birbirlerine yakın oldukları zaman insanlar, aileler yani büyükler yeni aile devamlı bir kalıp dayatıyorlar. Çünkü onların bildikleri bir dünya var, bir kadın erkek davranışı var, bir aile yapısı var. Devamlı onu basıyorlar. Bunlar da yazık. Biz şunu istiyoruz diyebilecek kadar gelişememişler. Çünkü hiç sistemden kopamamışlar. Bir farklı düşünce üretememişler. Kendi varlık çabaları ve onların baskıları arasında sıkışınca birbirlerine patlayabiliyorlar. ilişkileri bozulabiliyor vesaire vesaire. Ben mesela özellikle şehirde büyüyen ve evlenmeyi düşünen işte üniversite mezunu falan arkadaşlara biraz da esprili sıklıkla şeyi öderim. Evlenin, ailelerinizden uzak bir yere taşının. Her ikinizin uzağa gidin. Çünkü insanın üremesinin, ergenlik dediğimiz dönemi geçirmesinin Evrimsel nedeni ergenlik yaşlarında hissettiğimiz o isyan, kopma işte halleri var ya daha önce konuştuk bunu. Yeni imkanlar yaratıp yeni yaşama yolları açabilmemiz için biz bu sayede insan türü olarak çok farklı durumlara adapte olabiliyoruz. Ama toplumsal yaşama geçtiğimizde toplumun dokusunu korumak insanın tabiata adaptasyonundan çok daha önemli bir görev haline geldiği için bu tip özellikleri bastırıp onları başka şeylere dönüştürmek zorunda kalıyoruz. Yani kültürel evrimin bazen biyolojik evrimle çatıştığı noktalar var. Bu da onlardan bir tanesi. Mesela işte efendi uslu çocuk laflarını bile hani böyle sesi çıkmayan bık, bık çocuklar için kullanıyoruz. Abi efendi de uslu da akıllı da tam ters anlamlara geliyor. Çünkü bizim modern ihtiyaçlarımız maalesef böyle araştıran, soruşturan, arıza çıkaran tipleri pek kaldıramıyor. Aynı şey yeni aile kuracak olan, yeni bir yaşam yolu açması gereken insanların aile ile olan bağlantılarında da karşımıza çıkıyor. Maalesef bu toplumların içkin yapılarıyla ilgili çok büyük avantajlar barındırdığı gibi yıkıcı dezavantajlar da barındıran bir şey. Burada mesela çocukları hakkında aşırı korumacı olan bir aile beni dinlediği zaman ya Sinan Canan doğru söylüyor gerçekten biz bunu değiştirmemiz lazım demeyecek. Ya da çocukları hakkında böyle kendini daha modern düşüncelere sahip zanneden insanlar kendi içlerindeki gizli göçebe ya da tarım toplumu ya da derebeyi damarlarını fark edemeyecekler. Bunlar bizim içimize toplumsal sistem olarak işlemiş ve ancak sınav durumlarında, sosyal olarak sınandığımızda ortaya çıkabilen etkilerini görebildiğimiz durumlar. Toplumumuzun dokusunda böyle bir şey var. Bu Alev Alattı'nın yıllar evvel anacıl ilke dediği bir meseleye benziyor. Biz devamlı çoluğumuz çocuğumuz etrafımızda olsun. Öyle çok gezmesin, uzaklara gitmesin, arıza çıkarmasın, gurbet ellerde kaybolmasın falan filan diye stres yapma eğilimi yüksek insanlarız. Halbuki işte dünyada keşiflere çıkanlar bilmem neler anasının ocağından babasının ocağından ayrılıp ucu bucağı belirsiz yerlere doğru gidebilenler. Uzay keşifleri yapmak bile bununla alakalı Kimin olduğunu hatırlamıyorum. Geçen çok güzel bir söz duydum. Dünya insanın beşiğidir ama insan beşiğinde çok uzun süre kalamaz diye bir söz söylemiş. Yani aynen gerçek beşiğimizde olduğu gibi dünyadan da gideceğiz yani. Bu doğamızda var. Sadece ölerek değil. Buradan göçerek de gideceğiz başka yerlere. Ama bunu kimler yapacak? 40-50 yaşında hala annesinin beşiğini özleyen ya da oğlu kızı 40-50 yaşına gelmiş olmasına rağmen hala onu beşikte zanneden anne babaların oluşturduğu toplumlar pek yapamayacak. Bireysel özgürlük, ekonomik özgürlük, zihinsel özgürlük bunlar hep birlikte olması gereken şeyler. Biri olmadan öbürü, diğeri olmadan pek yek diğeri maalesef olamıyor. Yavaş yavaş değişiyor toplumlar tabii ki ve bu değişimler olurken de çeşit çeşit sancılar yaşıyoruz. Mesela bugün işte kadın cinayetleridir, aile içi şiddetlerdir, işte boşanma oranları artıyor, herkes ses oluyor falan. Bizim toplumun dönüşüm sancılarının işte şu ya da bu şekilde binlerce tezahüründen birkaçı. Bunların arkasında sadece Sinan Canan'ın açıklamasının, bilimin bile tek başına açıklamasının mümkün olmayacağı başka sahipler de var. Çok dinamik hadiseler, karmaşık hadiseler. Ama şunu bilelim, iyi ya da kötü diye bir şey yok. Toplumların karakterleri var. Bilgelik, toplumunuzun karakterini tanıyıp o karaktere uygun çözüm yolları bulabilmek. Şöyle bir sorun var. Yani bu sorunu kaldırmak için devlet bunu yapsın ülke böyle olsun demek çözüm değildir. Biz yaşama kendi yaptığı seçimlerle şekil veren insanlar olarak bu kodların işe yarayanlarını alıp işe yaramayanları hayatımızdan çıkararak bu sosyal kalıpları değiştirebilme gücüne sahibiz. Küçük küçük ama sürekli olarak. Bu konuşmaların bir tek faydası belki burada ileride anne baba olmayı düşünen genç arkadaşlar ya da yeni anne baba olmuş. Ya ben bu çocukla ne yapacağım benim anam babam bana yaptığını ben aslında yapmasam iyi olur diye düşünen arkadaşlara belki minik bir itekleme minik bir ilham olabilir. Biz değiştirdiğimizde bir sonraki nesli yani bizden neşet eden bir sonraki neslin davranışı zaten otomatik değişecek. Ve bu böyle 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 böyle, böyle nesiller değiştirecek, toplumlarda da değiştirecek. Ama şikayet edip tepinerek hiçbir şey değiştiremeyeceğimizi tekrar hatırlatayım. Ve bir noktayı tekrar vurgulamak isterim. Böyle söyleyince aman batıdakiler ne güzel erken yaşta gidiyorlar falan. E, huzur evlerinde intihar da ediyorlar arkadaşlar. Yani onun bazı böyle yalnızlaşma, tek başına kalma, yalnızlık bakanlıkları kurulmasını götürecek kadar toplumsal izolasyon gibi kötü sonuçları da var. Bizim burada da işte... Hocam bu bu benim tahminim. Neden böyle bir şey oluyor? Neden huzur evlerinde ciddi bir yalnızlık oranı artıyor, yaşlıların oranı artıyor? Çünkü hocam diğer toplumlarda, da aynı şekilde bizim gibiydi vaktiyle. Çok fazla iç içeydi. Fakat aşamalarımız farklı. Toplumların gelişim aşamaları farklı ve bu aşamada onlar da bir noktada ayrıştılar. Fakat bu kadar baskı altından aniden gelen o ayrışma, o bireyselleşme doğal olarak bağ sürdürmeyi de etkiledi. Eğer biz en başından baskı kurmadan, adım adım karşımızdaki çocuğun bir birey olduğunu kabul edip daha sonra yetişkinliğe adım attığını kabul edip diyaloğu yetişkin diyaloğuna çekersek 30 yaşında 40 yaşına geldiğinde de siz annesi babasını bırakmayacak çocuk. Ziyaretini yapacak, bayramında gidecek, huzur evine belki de tırnak içinde kullanalım yani huzur evi diyelim yalnızlaşmak üzerine oraya bırakmayacak. Fakat bu kadar baskı altında bir anda özgürleştiğinde tekrar o baskı altına girmekten korktuğu için geri dönmeyecek. İşte o zaman yalnızlaşma başlıyor yaşlılar için. Ben bir şey daha hatırlatayım. Sen söylerken aklıma geldi. Yani aslında işin özü biraz da şunu hatırlatmak lazım. Yani bu aralar çok görüyorum gençler mesela anne babalarına davranış değiştirecek ikazlar yapmaya, onlara bir şey öğretmeye çalışıyorlar. Yapmayın. Elinizde patlar. Çalışmaz. 30-40-50 yaşına gelmiş bir insan, hele ana baba olmuş insanların davranışını değiştirmek develere hendek üzerinde Nureyev taklidi yaptırmaktan daha zordur arkadaşlar. Yani deve bale yapar onu yaptıramazsınız. Çok zordur. Burada mesele bir kere temel kadim dinamikleri unutmayacağız. Anayı babayı kırmayacağız. Bakın birincisi bu çok önemli. Anayı babayı kırmayacağız. Ebeveyn dediğiniz kırılgandır. Çünkü canından bir parçadır çocuğa. Onu bir kere kırmayacağız. Akıllı olacağız. Gençsek biz yeni bir hayat çizmeye bilmem ne yapacağız. Öyle Anarkit aldım ben ritmini tanımıyorum falan. Böyle değil bu işler. Bu akıl işi değil. Toplumunuzun dinamini tanıyacaksınız. Etrafınızdaki insanların hassasiyetini bileceksiniz. Siz gene kendi yaşamınızı kurmak, istediğiniz gibi bir yaşam sürdürmek için planlar yapacaksınız ama insanın fabrika ayarları üçüncü ayar gereği izole olarak toplumda yaşayamazsınız. Bu sistemde diğer insanlarla çeşitli birliktelikler kurmanız lazım. Niye Çağınırmak bir film yapıyor da Türkiye'nin %70'i öldür öldür paso mendil tüketiyor? Niye o kadar sinema salonunda millet fırk fırk burnunu çekerek o filmleri izliyor? En derin yaralarımıza dokunuyor işte. En son neydi? Altan erkeklerin başlığında vardı. Ben onu izledim. Çağınırmak ajitasyonu dediğim şeye alışık olmama rağmen bende de birkaç su damlası çıktı yani böyle bazı sahneleri hakikaten ağır. Zaten işte babamla babam, oğlumda da sedyeyle çıkanları gördük. Orada olan şey ne? Aile içerisindeki o sevgi bağlarının patolojik kopuşları, onların daha sonra insanlara maliyetleri. Yani tamam kendi kafamıza göre bir hayat kuracağız diye coşarken o kadar da kafamızdaki hayatın ideal olmayabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduralım. Yani her şeyi biliyor değiliz. Toplum bilgeliğini ihmal etmeyin. Bazen çeri çöpü ayıklayacağım diyerken can damarınızı kesersiniz, farkında olmazsınız. Dolayısıyla hürmeti, vicdanı, sılayı rahimi, temel bağlılık kurallarını unutmadan hayatımızı akılla, insafla, vicdanla ve merhametle kuralım. Esas mesele bu. Bu da bilim değil incelik gerektirir. Yani Sinan Canan'ın size bu konuda çok yardımı olamayabilir. Önemli olan burada hayatın letafet tarafını tatmış olmak. Biraz sevmek, sevilmek, bunun kıymetini bilmek falan gibi parametreler var. O da çok öyle antropoloji, bilimin falan orada söyleyecek çok fazla bir şey yok diye düşünüyorum.